Evet, Gökhan Keskin, A-Spor yorumcusu telefon attığımızda. Şimdi kendisiyle birlikte Beşiktaş'taki Rıza Çalımbay dönemini konuşacağız. Gökhan Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Ceyda'cığım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Rıza Çalımbay'ın siyah beyaz ekipteki takım arkadaşısınız hocam siz de. Öncelikle Beşiktaş bu dönemde en doğru tercihi yaptı diyebilir miyiz? Siz bu kararı nasıl yorumlarsınız? Söyleyeyim, ben 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ta Rıza Hoca göreve başladığında ben de teknik ekibin içindeydim. Rıza Hoca orada imkansızlıklara rağmen bayağı iyi bir sezon geçirmişti. Ve o sezonun sonun ortasında da ayrılmak zorunda kalmıştı. Ben tekrar bir ikinci şansı her zaman hak ettiği inancındaydım ve o ikinci şansı da buldu. Bence doğru bir karar verdi. Rıza Hoca baktığımız zaman Beşiktaş'ın evladı, teknik adamlık tarafında gayet tecrübeli, ligde en fazla maça çıkan teknik adam. Türkiye Ligi'ni iyi biliyor ve bu geçiş döneminde bence Beşiktaş'ın aradığı kan. Ha, bu arada Sergen Hoca da olsaydı, Samet Hoca da olsaydı, yani onlar için de aynı şeyi söyleyecektim. Önemli olan Beşiktaş'ın bir evladı geldi oraya, takımı gayet iyi biliyor, ligi biliyor ve şu anda hazır. Ha, Beşiktaş'ın bu ortamda da baktığın zaman Avrupa ile ilişkisi kalmamış, iki tane formalite maçı oynayacak. Ligde umutları azalmış, şampiyonluk iddiaları azarlamış, bir önünde Türkiye Kupası hedefi var. Tabii ki Rıza Hoca bundan sonra geldikten sonra hedefini koyacak ve bu takımın da camiada 3 Aralık'ta bir seçime gidecek. Zaten olağanüstü bir kongresi var. O gelen kongreden sonra da zaten her şey netleşecek ama ben o kongrede gelen başkan adayının Rıza Hoca ile devam edeceğine inanıyorum. Çünkü kendi içimizden gelen kendi evlatları burada da bu takım için elinden gelen her şeyi sonuna kadar yapacaktır. Ve bu ortamda da 3 maç değil 4 maç değil Rıza Hoca nasıl Beşiktaş formasını en uzun giyen futbolculardan bir tanesi ise teknik adamlığında ne kadar uzun süre en fazla çıkan hocaysa teknik adamsa bence Beşiktaş'a teknik adamlığı böyle başlayıp çok uzun sürecek diye inanıyorum. Peki hocam şunu da sormak isterim size. Beşiktaş Şenol Güneş sonrası Burak Yılmaz'la bir seçime kadar olan süreyi geçirme düşüncesindeydi ama planlar istenilen gibi gitmedi. Rıza Hoca tercihi Burak Yılmaz'dan önce daha doğru olur muydu? Bununla ilgili yorumunuz ne olur Şenol Güneş'in ayrılığından sonra? Ya Burak Hoca daha yeni futbolu bıraktı. Yani futbolu bırakır bırakmaz hemen Beşiktaş'ta Şenol Hoca'nın yardımcısı olarak göreve başladı. Belki o arada milli takımda Montella'nın kendi söyleşiyle Montella'nın da yardımcısı olabilirdi. Ama Şenol Hoca ile göreve başladı. Şenol Hoca geçtiğimiz sezonun devre arası gelmişti. Gayet iyi bir performans göstermişti. Herkesin beklentileri çok fazlaydı. Ama bu sezon başı yapılan transferler doğrultusunda takımdan istenilen beklentiler ortaya çıkmadı ve Kasım ayına geldiğimiz zaman hem Avrupa'da hem ligde lige havlu atıldı. Şenol Hoca da sorumluluğu aldı ve bıraktı. Burak Hoca'ya görev kaldı. Deneyimsiz bir hoca. Oynadığı maçlarda baktığımız zaman bazı problemler oldu ki son Antalya maçından sonra verdiği demeçler Burak Hoca'ya teknik adam olarak ne kadar tecrübesiz olduğunu ortaya çıkardı. Yetersiz değil mi? Tecrübesiz olduğunu ortaya çıkardı. İlerleyen zamanlarda Burak Hoca da eğer bu işte hakikaten futbolculuğu kadar iyi olmak istiyorsa futbolcu tarafını unutup teknik adam tarafına odaklanmalı. Ondan önce Rıza Çalınbey'in gene adı gündeme geliyordu ama bir geçiş dönemindeydi. Yönetimde bir karar verdi çünkü bir ay bir buçuk aylık bir süre vardı olağanüstü halk kongre kararı aldıktan sonra. Genel yönetimin de önünü açmak için bu kararı verdi ama alınan sonuçlar. Hem Avrupa'da yoksun hem ligde yoksun. Alınan sonuçlar çok acele bu kan değişikliğini gündeme getirdi. Bu iş içinde 3-4 adaydan bir tanesiydi Rıza Hoca. Ben dediğim gibi teknik ekibinde çalıştığım için Rıza Hoca kaptanlığımı da yaptı aynı zamanda. Ve ben beraber çalışma şansına da sahip olduğum için zaten bu işi olur diye bakıyordum. Yani bu söylediğim isimler içinde işte Beşiktaş şampiyon yapan Sergen Hoca da vardı. İşte Samet abi diyorum, Samet hocamız da vardı, onunla da beraber çalışmıştım. Hangisi gelse benim için aynı şeyleri ifade ediyordu. Tercih Rıza Hoca'dan yana kullanıldı. Daha önce olsaydı belki o Avrupa'da gidebilir miydim veya ligde daha Galatasaray maçında ne olurdu onu herkes aklına gelebilir. Ama geçmişe dönüp bakmak doğru değil. Bundan sonra çünkü önünde
yapılanması gereken bir takım var. Yapılanması gereken kombiden çıkacak bir camia var. Hakikaten zor bir dönem. Hem gelecek yönetim için hem Rıza Hoca için. Ama bunlar zaten bunu bile bile zorluklar aşacağına inanarak geldiler. Ve ben Rıza Hoca'nın bu süre içinde Beşiktaş'ın aradığı ilaç olacağı kanaatindeyim. Hocam geride bıraktığımız günlerde takım oyununda Rıza Çalınbay Hoca bir telefon bağlantısıyla yayınımıza katılmıştı. Ve orada da ifade etmişti. Beşiktaş göreve çağırdığında gelmemek gibi bir seçeneğiniz yoktur demişti. Zor bir dönemde göreve geldi. Sizin Beşiktaş'taki neredeyse tüm kariyeriniz Rıza Çalınbay ile birlikte geçti. Futbol kamuoyu tabii ki Rıza Hoca'yı çok yakından tanıyor. Ama sizin kadar yakından tanıyan da az insan var. Bir de bu açıdan değerlendirir misiniz bu zor süreci? Nasıl yönetecektir Rıza Hoca? Şöyle diyeyim, ben şanslı bir jenerasyonla Beşiktaş'ta nefes buldum diyelim. Beşiktaşlı Gökhan oldum. Benim oynadığım jenerasyonda bugün geldiğimiz noktada benim bütün arkadaşlarım, bütün takım arkadaşlarım hepsi belli yerlerde. Ya televizyon yorumcusu, teknik adam olarak belli yerlerde ve hepsi kendini ispat etmiş kişiler. Rıza Hoca adı geçtiği zaman bu jenerasyon içindeki herkes, hepimiz dahil, Rıza Hoca'nın ne kadar düzgün, ne kadar çalışkan, ne kadar iyi insan olduğunu hepimiz biliriz. Yani Rıza Hoca hakikaten sıfırdan gelerek ve Beşiktaş'ta çok çalışarak bir yerlere gelmişti. Herkes formayı verdiği zaman belki 2-3 maç sonra geri alacağını düşünüyordu. Ama Rıza Hoca öyle bir azmetti ki herkesten fazla bu formayı giydi. Rıza Hoca'nın olduğu bir yerde fazla konuşmaya lüzum yoktur. Sadece çalışır, işini yapar, işine odaklanır. İnşallah bu futbolculuk döneminde geçirildiği başarılı performansı ve teknik adamlıkta en uzun maça çıkmak, yani bir rekor kolay değildir. Ve örneğin Sivasspor, yani Türkiye Kupası'nı kazanmak, arka arkaya Avrupa'ya gitmek kolay işler değildir. Rıza Hoca bunları başardı. Ben Beşiktaş'la beraber çalışırken de işte Derbaskö'den sonra gittiğimizde ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Ben bunu herkese örnek olarak şunu söylüyorum. Elinizde kare varken, altın bir kare varken, siz karevi yollamak mecburiyetinde kılıyorsunuz ve onun yerine Ailton alıyorsunuz. Ailton da tam iyi futbolcu olabilir ama kariyerinin sonunda hiçbir şey vermeyen bir oyuncu konumundaydı. Bu dönemde Rıza Hoca geldi. Bence başarılı da oldu. Abi neden oldu belli olmaz, bir ayrılık dönemi yaşadı ve ben ayrılık dönemi yaşadığı zaman da bir şans elde ettiğine inanmıştım. Yani Beşiktaş'ı bu kadar sever ve burada başarılı olan, o ana kadar başarılı olan Rıza Hoca'nı gönderildikten sonra bir ikinci şansı olacağına her zaman inanmıştım. Bu ikinci şans bugün itibariyle eline geçti ve Rıza Hoca bu şansı zaten gördükten sonra kolay kolay bırakmayacaktır. Beşiktaş'ı arzuladığı yere doğru uçmaya başlayacaktır. Ve artık Beşiktaş camiasına düşen görev de Rıza Hoca'yı ve Beşiktaş'ı ve gelecek yönetimi artık bundan sonra desteklemeye başlayıp yeniden birlik olup, yeniden yumruk olup bir gövde gösterisine başlamamız lazım diye düşünüyorum. Artık protestoların bitip takımın arkasında kenetlenip, Rıza Hoca'nın arkasında kenetlenip, gelecek olan yönetimin arkasında kenetlenip yeniden o eski güzel günlerimize dönmek. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık.